Karıştı kalbimi kurcala. Düşüyorum sana tutsana. Bir dinlesene o kısmı bana, son okuduğumu. Kovalasana beni dört bir yandan. Karıştı kalbimi kurcala. Kırıldı kalmadı tek bir parçam tek. Farklı okudum. Böyle şeyler yapıyorum değil mi ben okurken? Evet. Ellerimle. Onları çekiyorum ben de. Şu an var ya, yani mesela şu an fark ettim onu yaptığımı. Hiç bilinir, kim bilir neler yaptım. Kapattım aşkını sana. Bir burada gezinmiş durmuş. Şimdi Kardon'la biz bu projeyi sen kaydet. Bu şarkıyı başta yaptık. Evet. Eyvah. Kardon buna bir demo okudu falan, evet. Böyle sonra o seneden sonra iş bu noktaya geldi. Sen evet. Çıkartmak istedim. Şarkı sen gitmeden kaydeder misin o şeyi olan? Bir dakika, ilk oluşum aşamasını anlatıyor. Evet. Bak, dünya toz bulutuydu. Kardon ama en son melodenleri yapıyordu. Ben akıbeti hakkında bilgim olmadığı, ya tamamlayıp tamamlamadığı ile ilgili bilgim olmadığı için ben de hani şu anda sana meyve tabağı yapmaya karar verdim. Hazırlayamayınca meyve tabağı yapmayı. Sormak istedim. Bak nasıl belli oldu. Bir sorum var size, sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi biz hani bir önceki okumayı yaptık ya, evet. Daha önceki trafikle. Evet. Şimdi bir daha okuma yaptık. Sonra sen dedin ki diğer bölümler hani iyi, oraları tekrar okumayalım. Onları buraya getiririz. Neden getirmedik? Aşkım öyle bir münasip zamanımız olmadı. Münasip. Evet. İlk iki ayında sadece Serdar'la Kurtlar Vadisi izlediğimiz için son üç ayda yetiştirmeye çalıştık. Soruyu bir daha vereyim. Ne söylemiştin? Albüm. Bu soruya eminim kimse tam doğru cevap vermemiştir diye düşünüyorum. Karar vermemiz 2 yıl kadar sürdü. 2,5-3 yıl sürdü karar vermemiz. Karar verdikten sonra şarkıları toplamamız. Sonra yapalım dememizden sonra 5 ayda tamamladık. Ama ilk 2 ayında sadece Serdar'la Kurtlar Vadisi izlediğimiz için son 3 ayda yetiştirmeye çalıştık. Hep beraber bir araya geldik. Elimizde olan şarkılara baktık. Elemeler yaptık. Çok fazla şarkı vardı. 3 albüm çıkabilecek kadar şarkı vardı. Birçok şarkının düzenlemeden önceki hallerini biliyordum, dinlemiştim. Bu da aslında bir avantaj oldu benim için. Asil'le sürekli şarkılar üzerinde neler yapabiliriz diye fikir üretiyorduk. Sadece bunu eyleme geçirmek kalmıştı. Süreç böyle başladı. Süreç Derya'nın benden iki şarkısını yapmamı istemesiyle başladı. Şarkıları dinler dinlemez heyecanlandım ve projeye hemen başlamak istedim. Ben bu albümde çok sevdiğim Yakıyorlar adlı şarkının kendi tarzında aranjesini yaptım. Aynı zamanda 13 şarkının mixing ve mastering işlemlerini üstlendim. Ben de şaşırıyorum bu arada tarihleri öyle değildi böyleydi diye. Geçen gün hatta en son baktığımda biz aslında 2019 yılında aranjelere başladık. Şarkıları aşağı yukarı seçip. 2018 sonunda hatta başladık. 2019'da birazcık böyle hızlandırdık süreci. 2020'de ortalarında işte baharda yaza doğru falan çıkacaktı. Sonra pandemi oldu. Pandemiyle birlikte tabii hepimiz evlere kapandık malum. Aslında total süreç. O günden bugüne yaklaşık 4-5 yıl. Yani 5 yıla yakın bir süreç ilk başlangıç ve bugünle arasında. Tabii başladığı haliyle şu anki hali arasında çok fark var. Çünkü yapılan aranjelerin hepsi değişti. Yeni şarkılar eklendi. Daha önce yaptıklarımızdan elediklerimiz oldu. O yüzden ilk günden bugüne çok evrim geçirdi albüm. Ve son halini alması aslında son 4-5 ayda oldu. Albüm sürecinin başına ve sonuna dahil oldum aslında. Yakıyorlar şarkımız hali hazırda vardı. Daha sonra ben İzmir'den İstanbul'a geldim. Bir 10 günlük kamp süreci oldu Asil ve Derya'yla birlikte. Orada Kumar, Nefes ve Beterin Beteri şarkıları üzerinde çalıştık. Çok keyifli bir süreçti. Ayra da bize dahil oldu. Çok misafirperverlerdi. Gerçekten eğlenceli ve keyifli bir süreçti diyebilirim. Aslında okumalar keyifliydi, güzeldi burada. Sistemlenerek burada Asil kayıtları yaptı birçoğunu. Sonrasında editleri beraber Derya'yla ilmek ilmek işleyerek burada peşe günler, geceler, sıra sıra günler. Yaz beni ömrüne durma bir dakika. Evet, şu bir dakika çok iyiydi. Beni ömrüne, onu da ayırabilir miyiz? Devam ederim, bilirsin ederim. Devam ederim, bilirsin ederim. Ya bir şey yaptın, onu çok sevmiştim, onu provada yaptım, burada yapmadın. Gel be illa
gibi derde devayla. Bir söyleyeyim istersen timingli. Nefesini almasam biterim, nefesini almasam biterim. Nefesini almasam biterim. İtalya alt var ya kardeşim. Ya da şunu da kullanabilirsin. O yüzden sana buna daha dinamik duygu aslında. Bak, ama yani duygu olarak da öyle. Kendini daha iyi duyduğun için de. Tabii. İlk başta bir boğukluk var çünkü. Bak kıyasla birle. Stresli oldu süreç. İlk 97 mi? İlk 97, ilk 100, 120 falan izledik galiba. Çakır ölene kadar izledik. Sonra ben bıraktım. 37'de ölüyor. 37'de mi ölüyor? Sonra ben Çakır'da bıraktım. Serdar Iraklara Mırakları da izledi. Serdar Vadisi'nin belgeselinde miyiz? E tamam, ne olacak? Ya okumayı süreci deyince mesela üstüme böyle bir ağırlık çöktüğünü hissettim. Çünkü bütün gün işte gündüz spora gidiyorduk, işlerimizi hallediyorduk. Asil'le Ayro sağ olsunlar. Okumayı benim için gerçekten çok kolay ve konforlu hale getirdiler. Çünkü albümü geçin herhangi bir şarkının okuması bile çok stresli. İnsan stüdyoya girdiğinde bazen sahnedeki kadar rahat olamıyor. Böyle bir daha kaygılı, stresli, endişeli oluyor. Çok hız gerekiyordu. Çünkü önümüzde az bir süre kalmıştı. Yine malum bir sürü tatsız olay yaşandığı için yine bir durma süreleri oldu çünkü arada. Son 3 ayda bayağı bir hızlandık. Okuma süreçlerinde her gün bir şarkı, bazen günde 2 şarkı okudu oldu. Bazen beğenmeyip yeniden okumalarım oldu. Ama Asil'in okumalarda beni germesini saymazsak. Şeyi düşürdün beni şu an. Evet. Aşkım neden düşürdün? Değerini tamam, bil dedim ya. Çok seviyorum. Tamam aşkım. Ama bak bak, böyle keskin hareketler yaparsan. Nasıl ben mesela? De keskin cevaplar aşkım, veririm sana. Tamam aşkım diyorum. Tamam deyip çat diye bilgisayarı basarsan ben de keskin cevaplar bak, veririm. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben keskin bir cevap vermedim. Tamam aşkım dedim. Okuma süreçleri çok kolay geçti. Çünkü Derya bir günde 2 şarkı falan okudu. Hızlı olmamız gerektiği için. Ama zaten çok yetenekli. Yani en rahat okumalar geçti. Arancelerde biraz daha zamana ihtiyacımız olduğu için daha çok zorlandık. Ama iyi ki Ayro vardı. O yüzden benim işim çok kolaylaştı. Onunla beraber altından kalktığımızı düşünüyorum. Gayet beni rahatlattılar. Ve gerçekten de Ayro'nun vokal editlerinde bu kadar hızlı olması bizim işimizi ciddi anlamda kolaylaştırdı. Aranjelere gelince gerçekten herkes dört bir koldan çalıştı. İşte Erhan Bayrak bir yerden çalıştı. Metehan Köseoğlu bir yerden çalıştı. Ayro zaten burada biz birlikte deli gibi çalıştı. Ve Asil'in bence müzisyenliğinin yanında bu süreçte aranjörlük olarak bu kadar farklı şarkıyı bu kadar kısa sürede ve bu kadar bambaşka soundlar ve tatlarda aranje yapmak bence çok güç. Çünkü bir süre sonra bir şeyler birbirine benzeyebilir. Kullanılan sesler olsun, sound olsun. Hepsini bambaşka renklerde yaptığı için ben öncelikle onu tebrik ediyorum ve üstün performansından dolayı gerçekten kutluyorum. İnsanlar da görse nasıl yaptın derdi. Çünkü biz normalde bir şarkıyı bile aylar sürüyordu aranjesi, okuma süreçleri falan. O kısa bir sürede 8 tane şarkı yaptı. Tabii ki burada onun konforunu rahatlatan, kolaylaştıran hem Ayro hem de Görkem Oker gerçekten aranjesi dokunuşlarıyla, el atmalarıyla bizim albümümüzde çok büyük bir bize hız ve konfor sağladılar. Yetenekleri zaten tartışılmaz. Biz bu şarkıyı nasıl biliyoruz? Böyle bir sertlik vardı ya. Şimdi zaten bunu şurada kullanacağım diye o yüzden burada armonizasyonu değiştirdim. Hem bir başka bir boyuta gitsin. Yo, bence çok güzel olmuş. Güneşimle kalır seviyorum. Anladın mı? O yüzden hem yumuşatsın, evet, hem evet, ben çok bir beğendim zaten şey o şeyi. Versin, genişlik. Sonra şu rimler girince şeye düşsün. Şey olmuş yani, o sert arabeskti ya girişi. Evet. O kırılmış. Tabii tabii tabii. Ne? Geçiyor insanlar için.
hiç bitmeyeceğini sandığımız projeleri Asil bir anda girişti ve birçoğunu çok hızlı bir şekilde bitirdi. Zaten bir kısmını bitirmiştik. Sonrasında bitmeyeceğini düşündüğümüz şeylerin hepsini de yardırdı oralarda. Bence en önemli özelliği çok çeşitli olması. Birbirinden çok farklı şarkılar var. Herkes kendinden bir şeyler bulacak diye düşünüyorum. Aslında albümdeki şarkıları dinlediğimde gerçekten hepsini çok sevmiştim. Hatta bunların her biri single olarak çıkartılabilecek kadar çok güçlü şarkılar olduğu için bu kadar iyi şarkı bir albüme fazla demiştim. Albüm birden fazla janralardan oluştuğu için bende birçok farklı duyguyu harekete geçiriyor. Bu da albümün gizli silahı bence. Iron'un şakaları. Özellikle sessiz şakaları beni zorladı. Motivasyonumu sarstı ara ara ama olsun. Toparladık. Daha önce bir albüm tecrübemim olmaması çok zorladı. Çünkü dışarıdan duyduklarımız, tecrübe ettiklerimiz yani hep albümle ilgili son dönemlerde albüm yapılmaması üzerine oldu. Ve o bize negatiflik de verdi. Ama bir yandan da hırs yaptık. Çünkü çok istiyorduk. Zamanı da gelmişti. Albüm sürecinin en sıkıntılı dönemi tamamen hem bir yandan konserleri devam edip hem bir yandan albüm bir an önce çıkarma oldu. O biraz bizi zorladı açıkçası. Aslında albümde beni en çok zorlayan şey deadline oldu. Çok kısa bir vaktimiz vardı bütün projeyi teslim edebilmek için. Dolayısıyla ben de bütün zamanı efektif olarak kullanabilmek adına elimdeki süreci neredeyse 1,5 katına çıkartmış oldum. 2 günde bir uyuyarak. Hatta yaşadığım enteresan başka bir deneyim oldu. Son kalan 4 günümü hiç uyumadan geçirdim. Yani 28 yıllık mesleki hayatımda birçok kez birçok gün uykusuz kaldım. Hiçbir zaman ama 88-90 saati bulmadı. Uykusuzlukla ilgili güzel bir tecrübe yaşadım diyebilirim. Beni zorlayan şey ya da zorlamaya çalışan şey diyeyim. İstanbul'a geldiğimde ilk gün hastalandım. Direkt ağır bir gribal duruma yakalandım. Orada stüdyoda Asil sağ olsun depoda yardım etti. Bana hemen bir serum ayarladılar. Öyle bir toparlandım. Çalışmalarımıza damgaz devam ettik ondan sonra. Hepsi benim bebeklerim demeyeceğim. Hepsi bebeğimiz tabii ki. Ama herkesin gönlünde de bir aslan yatar. Ya bilmiyorum, benim tekrar tekrar hala dinlediğim şarkı, yani insanlar da inşallah dinleyince aynı pozitifliği hissederler. Beni çok mutlu ediyor. Polis. Şansım olsun. Kimse bilmese de neyse. Aslında benim birden fazla var. Bir tanesi Yakıyorlar. Benim için çok özel bir şarkı o. Ayrı bir şarkı. Şansım olsun. Nefes. Bilemedim şu an. Kahır olabilir. Yürek mi yedin ve neyse. Kesinlikle Polis. Polis bence alışılagelmişin dışında bir şarkı. Anlattığı hikaye, müzikal kurgusu çok farklı. Şunu biliyorum ki ilk dinlemede bazen insan bazı şeyleri algılayamayabiliyor. Mikse başladıktan sonra tekrar tekrar şarkıyı dinlediğimde Şansım Olsun'un gerçekten çok güzel bir şarkı olduğunu fark ettim. O yüzden Şansım Olsun bu albümdeki benim favori şarkım diyebilirim. Şansım Olsun. Yansımayı çok seviyorum. Derya Asil düeti. Beraber çalıştıklarımızdan Beterin Beteri var. Şarkıların hepsinde özel çok güzel emekler var aslında. Yansıma net. Çünkü 3 kere baştan söz yazdım. Asil hiç beğenmedi hepsini. Ve tekrar yazdık. Hatta Yasemin başlattı. Gerçekten Yansıma'nın ilk cümlesini yazdı. O güzel dokunuşuyla, fikriyle birlikte şarkı aktı gitti yani. Gerçekten zorlandığım bir şey olmadı diyebilirim. Bu tabii ki şarkıların ve düzenlemelerin size ne hissettirdiği ile alakalı. Daha öncesinde de birçok şarkıyı beraber yaptığımız için kimyaların tutması bence çok önemli. O yüzden ben çok keyif alarak çalıştım. Beni zorlayan tek şey sanırım Yürek Mi Yedin şarkısının aranjesinin tarzına karar vermek oldu. Normalde bir şarkının aranjesinin fikrine çok hızlı karar verir ve uygularım. Ama o şarkıda birkaç deneme yapmam gerekti. Çünkü ne yapsam yakışıyordu şarkıya. Yaptıklarımın arasından seçim yapmak benim için en zoruydu. Sanırım Beterin Beteri oldu. Ona daha önce bir köprü yapmıştım ben. Fakat şarkının genel dişatına çok uygun bir köprü olmadığını düşünüyordum. Hatta Asil'le de stüdyoya geçtiğimiz sırada bunun bir muhabbeti dönmüştü. Köprüyü değiştirmeliyiz falan gibisinden bir konuşma olmuştu. Sonra da stüdyoya geçtiğimizde onun üzerine bir iki gün bir kafa patlatıp şarkıyı tamamladık. Sonra da bitti. Projedeki her bir prodüktör işini son derece hassas ve profesyonelce yaptığı için beni zorlayan hiçbir şarkı olmadı diyebilirim. Yani hiç keşkemiz olur büyük ihtimalle 1-2 sene sonra ama şu anda her şeyin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Zamanla belki keşkeler gelebilir. Albümle ilgili keşkemiz olmadı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yok, sadece bir şey olabilir. Bir tane daha şarkımız vardı. Acaba onu da keşke koysa mıydık diyorum. Artık ikinci albüme. Sadece bu. Yani sığamayan şarkılar aslında olabilir. Şarkının adını öğrenebilir miyiz peki? Albüme giremeyen şarkı Sen Diye Diye.
Hiç Keşkem Yok albümle ilgili zaten Derya daha önceden çalıştığım bir arkadaşım. Çalışırken herhangi bir şarkımı ona emanet ettiğimde herhangi bir çalışmamı arkama bakmadan yürüyüp gidebileceğim bir isim zaten. O yüzden albümle ilgili hiçbir keşkem yok. Albüm süreci senin için hangi duyguyu ifade ediyor? A. Stresli, B. Heyecanlı, C. Keyifli, D. Endişeli. Hepsi. A. Stresli ve heyecanlı. Keyifli ve heyecanlı geçti. E. Hepsi. Çok keyifli ve eğlenceli bir süreçti. Umarım siz de dinlerken keyif alırsınız. Sonuç hayal ettiğimden de iyi oldu. Daha da iyi olacak inşallah. Çünkü çok içimize sinen bir iş oldu. Bu süreçte herkes çok ciddi şekilde kısa sürede çok fazla özveri ve emek sarf etti. O yüzden bütün emeği geçenlere gerçekten çok teşekkür ediyorum ve emeklerini karşılığını herkesin alacağına inanıyorum. Sonuç hayal ettiğim gibi, hatta hayal ettiğimin ötesinde oldu. Dediğim gibi yani hiç bitirebileceğimizi düşünmediğim şarkılar çok güzel bir hal aldı. Dinlemekten de keyif alıyorum hepsini. Sanki biz yapmamışız gibi. Sonuç hepimizin hayal ettiği gibi oldu bence. Ben çok heyecanlıydım. Hala çok heyecanlıyım. İnşallah herkes de çok beğenir. Ben çok mutluyum yaptığımız işten. Çünkü herkesin kendi imzası oldu bir kere. Yani hem işte Emrah Karakuyu ile çalışmak, burada onunla 10 gün süren bir kamp dönemi yaşadık. Hem onunla yaptığımız şarkılar, onunla birlikte oluşturduğumuz o enerji, hem her aranjörün gerçekten kendi dokunuşlarını, imzalarını albüme bırakmaları. Ya ben her açıdan çok mutluyum. Aksine hani keşke daha çoğunu, işte böyle 20 tane falan şarkı koyabilseydik diyorum. O yüzden ben çok mutluyum yapılan işten. Eminim siz de yaşıyorsunuzdur. Bazen bazı işlerde olmadık şeylerin size ayak bağı olması sebebiyle o iş çıkmaza girer ya da anlamsız yere uzayabilir. Ama Derya'nın işlerinde ne hikmetse, hayal ettiğim ne varsa her şey kendiliğinden önüme geliyor. Dolayısıyla onun herhangi bir projesinin bana yaşattığı hiçbir zorluk söz konusu olmuyor. Sonuç hayal ettiğim gibi oldu. Zaten az önce de bahsettiğim gibi Derya ile çalışmak benim için çok rahat. Şarkıya duygusunu, ruhunu çok güzel katıyor. Bu beni çok mutlu ediyor bir besteci, bir söz yazar olarak. Emrah Karakuyu'nun sürekli hastalanması, Emrah Karakuyu'nun sürekli esprilerle bizi ayakta tutması. Emrah'la yaşadığımız bir kısa süreli bir ev arkadaşlığımız oldu. Benim için en önemli, değerli anlardan biri buydu. Bir de tabii ki de Derya'la Asil'in müthiş bir özveriyle çalışmasını motive ediyordum. Bir gün buraya bir ne denir? Abi geldi. Fizyoterapist bir beyefendi geldi. Sırayla hepimize masaj yaptı. Bir yandan kayıtlar yapıyordu. Sırayla işte kayıt yapılıyor. Birisi işte gidiyor masaj yaptırıyor. Birisi edit yapıyor falan böyle. Enteresan bir anda ama hepimizin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Çok yorulmuştuk günlerdir. Hatta haftalardır stüdyodan hiç çıkmadan. Yani genel olarak vaktimizin %90'ını burada harcayarak geçirdiğimiz bir süreçti ve böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Keyifliydi, güzeldi. Enteresan da bir anda. Şamil abimiz var. Onun sucuklarının çalınmasına çok enteresandı ve bu ya 3 ay falan sürdü onun sucuklarının çalınması. Adamın sucukları çalındı ya. Bence en komik an buydu yani. Ve 3 ay boyunca yani her aranjı yaparken sucuk da konuştuk. Okuma editlerinde bütün gün hiçbir şey olmayan mouse'a ben bu edite oturduğum anda her gün istisnasız mouse'un pilinin bitmesi. Hatta herkes bugün gerçekten röportajlarını, konuşmalarını yaptı. Hiçbir şey olmadı. Ben oturduğumda yine kameranın da pilinin bitmesi gibi. Bana gelince bütün piller bitiyor. Ben anlamadım. Keza Erhan abi öyle. Kahır'da... İnanılmaz ya. Bu inanılmaz bir an ya. Cidden. Dur. Niye bende oluyor bunlar ya? Yani çok zor bir süreç bence albüm yapmak. Hepimizin ilk tecrübesi olabilir. Hep single yaptık ve o daha kolaydı büyük ihtimalle single yapmak. Albüm gerçekten zor bir işmiş. Ve çok kısa sürede bunu yapmak çok zor bir iş bence. Albüm yapmayın. Bence single herkes single devam etsin. Asil bence kendini aştı. Çünkü çok ciddi kısa sürede çok ciddi şarkı adeti olarak aranje yaptı. Bu bence dışarıdan bir göz olarak mümkün olmayan bir durum. Çünkü bir şarkının bir aranjesini aylar yıllar sürüyor yapmak. Tekrar revize geliyor. Asil tarafından kendini bence aştı. Aranjörlük tarafı. Zaten çok iyi bir müzisyen, çok iyi bir aranjör. Derya tarafındansa zaten çok çalışkan, çok disiplinli. Bir gecede iki şarkı okumak albüm için yani çok... Olağanüstü bir durum. Hırsı, yeteneği zaten tartışılmaz ama ikisini hakkında söylemem gereken şey gerçekten hem aşklarını hem müziğini bu kadar birleştiren bir çift ben daha önce çok nadir gördüm. İkisine de başarılar diliyorum.
İyi ki onlarla beraberim. Bazen kafanızda kurguladığınız ve düşündüğünüz şeyi uygulamaya geçirirken istediğiniz gibi olmaz. Ben de bunu yaşadım. Sonrasında Derya ve Asil ile konuştum. Durumu anlattım. Bu konuda bana gerçekten destek oldular. Bu albümün bence önemli olgusu yardımlaşma. Başlangıcından bitimine kadar herkes birbirine gerçekten çok destek oldu. Şarkıların masterlarını stüdyoda dinlediğimiz gün sonucun hayal ettiğimizin de üstünde olduğunu gördüm ve heyecanım bir kez daha arttı. Slow, orta tempo ve hızlı şarkılarında olduğu 7'den 70'e herkese hitap edecek bir albüm olduğunu düşünüyorum ki bu dönemde bu kadar çok tarzı bir araya getirmek kolay bir iş değil. Bence tam ihtiyacımız olan zamanda bizi büyüten, bizi besleyen, müzik kalitemizi geliştiren gerçek Türk popunun aynı zamanda arabeskin içindeki o samimi duygunun asla kaybolmadan modern aranjelerle günümüzde dinleyebileceğimiz hale gelecek soundlarla harmanlandığı çok güzel bir albüm oldu. Bir tane şarkı vardı, Asil'in çok güzel bir bestesi vardı diyeyim. Onun üzerine söz yazmak için biz Derya ile oturmuştuk. Bir gün, iki gün, üç gün, üç gün boyunca oturduk. Bu arada diğer şarkılara da dönüyoruz. Çok güzel, her şey su gibi akıp gidiyor. Tek bir kelime dahi çıkmamıştı o şarkıda. Bunu söyleyebilirim. Demek ki bazen işte olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Her gün hep aynı konu. Her gün hep aynı konu olabilir. Olabilir. Sülfari kara. Ben bunu böyle söylesem olmaz mı ya? He? Sülfari kara. Yollarım son dakika. Sülfari kara. Kusamam artık ha. Yaşam ve çok defa. Hayalimi yere. Bak buraya da. Bu sanki bir rüya. Hece ölçüleri hepsinin farklı. Matematik lazım biraz. Yani şey bunda mesela işte. Üzüyor gece kabuslar gibi gittin sen de. Hani bunlar hep mesela aynen. Tartımlar belli bir akışta. Burada belli bir akış yok. Orada gibiler çok güzel oluyor. Oturuyor gibi 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 gibi. Burada hep farklı değil mi? Burada işte diyor işte. Burada ince işçilik var. Bu sen narendi da falan mesela. Hepsi başka başka tartımlar. Ama ben tamam çok iyi geldiniz abi buraya ne kadar. Güzel. Uzun bir liste aslında benim için. O yüzden biraz bu soruya böyle uzun cevap verebilirim. Yani tabii ki de albümdeki iki şarkı hariç tamamında Asil'le bizim üretimimiz var. Bir kere Asil'in zaten emeği, dokunuşları, her şeyi yani bu albümü o yaptı komple gibi benim için. Çünkü hani o olmasaydı çok büyük bir boşluk, eksiklik olurdu. Tabii ki Ayro var. Onun sadece Şansım Olsun'daki bestesi ve aranjesi değil. Asil'in yaptığı birçok aranjede de co-producer oldu zaten. Hani hep bir dokunuşu var. Aynı zamanda benim gerçekten vokal prodüksiyonlarımda çok yardımcı oldu. Desteği, emeği, karşılıksız bütün çabası, bana zamanını ayırması bile benim için çok kıymetli. Evet, aynen. Geç kaldım. Problem değil. Ben şimdi yerine oturacağım onu. Peki en başta nakaratla mı gireceğiz şarkıya? Evet. Tamam. Onlar da orada. Nefesin olmasa. O yüzden sana buna daha dinamik duyuyor aslında. Müthiş. Yes. Harika. Ellerinize sağlık. Emrah Karakuyu tabii ki de albümde kaç tane birlikte yazdığımız şarkı var. Ayrıca Yakıyorlar komple onun sözü müziği ona ait. Burada bir kamp dönemi yaptık ve çok güzel geçti. Gerçekten enerjimiz çok uyduğu gibi çok da uyumlu bir insan. Ben karakter olarak da kendisini birazcık övmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok tatlı biri. Şakalarıyla burada müthiş soğuk rüzgarlar estirdi kış boyunca. Hasta oldu hatta o rüzgardan kendisi. Sürekli hastaydı hatta. Ama kıyamam o süreçte bile. Yani gerçekten çok çabaladı. Yani bazen bir şey çıkmadı, bir cümle çıkmadı. Bir gün boyunca bir cümlenin çıkmadığı günler oldu. Emrah'ın gerçekten emeği çok büyük. Mete Anköseoğlu iki tane aranje yaptı. Yaptığı aranjelerde çaldığı o ara melodilerle bizim gerçekten ciğerlerimizi söktü. Erhan abi keza öyle. Kahır'a önce başka bir aranje yaptı. Sonra onu çok daha modernize etti. Çok güzel bir hale getirdi. Sonra bu şarkıya zaten ne derler ona? Uygun gördüğümüz, hoşumuza giden şeyler vardı. Ama sonra ben de sen de bir karar aldık. Dedik ki biz bu şarkıya bir şeyler yapalım, değil mi? Ondan sonra ama yakaladığımız bir ruh vardı. O ruhu öldürmeden şarkıya ben hissettiğim başka bir şeyler yaptım. Sonra evet. Davul Sound'uyla ne bileyim... 3,5 sene oldu. Tabii aynen. Ha mesela o var burada, onu dinliyorum. Hoşuma gidiyor ama şu an öyle bir şey yapmazdım. Ama o zaman o şarkıyı çıkartsaydık belki o şekilde sevilecekti tabii. Ve kalacaktı. Bu şey mevzusu gibi.
Ben mesela 2014'te Araftayım'ı yaptım. 1999'da Sürgün Aşkımızı yaptım. Belki Sürgün Aşkımızı şu an başka bir şey yaparım. Ama o zaman öyle sevdik, 20 sene sonra hala onu dinlemek istediğimizde dinliyoruz. Evet. Onun dışında aslında bu işin sunum kısmına gelirken Celil Yavuz, bizim bütün albümün mix masteringlerini yapan ve harikalar yaratan insan. Çünkü bütün bir albüm yapmak hiç kolay bir şey değil. Hele ki o kadar kısa sürede yapmak hiç kolay değil. Ben bir insanın gerçekten 4 gün uyumayıp hala algılarının açık olma ihtimalini onda gördüm. Onu da sevdik biz bu ihtimali. Çünkü çok üst düzey performans sergiledi. Olmayacak bir şeyi başardı. O günler biraz stresli geçti tabii. Yakın bir zaman bu. Yakın bir süre önce. Görkem Oker keza öyle, bütün şarkılarda hem co-producer'lık yaptığı birçok şarkıda hem de çaldığı synth basslarla, bas gitarlarla onun da ayrı bir emeği var. Dili Yok albümde bizim aslında ilk dışarıdan aldığımız şarkı Yakıyorlar'la birlikte. Zaten tek. Kalanları hep biz ve Emrah'la birlikte yaptık ve Ayro'yla. Onu da Mert Ceylan ve Direnç Utku Kaçmaz yaptı. Yani onların eseriydi. Biz onlardan aldık. Çok sevdik. Gerçekten biz yazmışız gibi hissettiğim bir şeydi. Onlardan da şarkı aldığım için çok mutluyum. Hatta onlardan ben başka şarkı da aldım ama albüme yetiştiremedik. İnşallah ilerleyen süreçte onları da söyleyeceğiz. Onun dışında müziğin kısmı, prodüksiyon kısmı aslında bu kadar. Ama işin bir de bizim ekibimiz var. Bir kere benim menajerim Tayfun Gürken gerçekten stüdyoda konserleri bir yana bırakıp bir yandan onları götürüp gerçekten o süreci işleyip bir yandan da bütün stüdyo aşamalarında neredeyse bizimle burada yattı kalktı. Çok güzel fikirler verdi. Bazen bizim artık yorgunluktan fark edemediğimiz şeyleri fark etti ve böyle nokta atışları yaptı. Ona da gerçekten teşekkür ederim buradan. Çünkü emeği çok büyük. İyi ki onunla da birlikteyiz yani. Ben çok mutluyum. Yıllardır da Allah bozmasın. Keza diğer daha büyük bir dalda teşekkürlerim tabii ki de Önder'e, Berker'e, radyo tarafında Abil'e. Şimdi şöyle bir süreç var. Biz albüm öncesinde bir performans sergiledik. Sahne aldık aslında stüdyoda. Şimdi onların sahne alma vakti geliyor. O yüzden bundan sonra bize kalan kısmı bitirdik. Şimdi işi aslında onlara teslim ediyoruz, emanet ediyoruz. Sahne sırası onlarda diyebilirim. Tabii ki de bu süreçte biz bu albümü yeni bir bebeğimiz de var. DO Müzik şirketimizden çıkardık. Ve dağıtımcı olarak da yine her zaman olduğu gibi DMC ile Samsun Demir'le çalışıyoruz. Türkan'la. Onların da bu süreçteki emekleri için teşekkür ederim. Şu an ismini unuttuğum biri var mı bilmiyorum. Varsa çok üzülürüm. Çünkü çok yorgunluk var. Bazı şeyleri atlayabiliyorum. Eğer atladığım biri varsa gerçekten özür dilerim. Ama albüme bir dakikasını ayırmış biri için bile sonsuz teşekkürüm var. Çünkü o bir dakika bile benim için çok kıymetli. Nitekim şu an bizi çeken Aykut Öztürk sayın yönetmenimiz günlerce bizle stüdyoda albümün aranje aşamalarını, şarkıların yazım aşamalarını, okuma aşamalarını, okumalardaki kavgalarımızı, her şeyleri şahit. Burada onun da ciddi bir mesaisi oldu. Ona da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bize bu süreçte dokunan herkes iyi ki var. Artık söz dinleyicide. Unuttuğum biri var mı? Tamam, o zaman öyle yapıyoruz ve inşallah dediğimiz tarihte teslim ediyoruz ve albümü yüklüyoruz. O zaman hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Sen şimdi bakalım. Naneyi yemedin mi?